Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar karşınızdayım. Öncelikle hepinizden özür dilerim. Bayağıdır video çekemedim sizler için. Ama illaki bunun mantıklı bir sebebi olacaktır. Kuşlarla alakalı bir durum oldu tabii. Instagram kanalımı takip edenler bilir. Muhabbet kuşlarımın arkadaşlar hepsini çok ağır bir bit vakasıyla karşılaştım. Hani sanki LCS videosunda karşılaşmadım dememe inat gibi hemen üstünden böyle bir şey yaşadım. Yaklaşık 2 hafta bir süreç. Aynen bugün tam 2 hafta oluyor karşılaşmamın üstüne. Gerçekten kabus gibiydi arkadaşlar. Ama bitti sayılır ya da bir iki tane kaldı öyle söyleyeyim. Size bugün bunu nasıl başardığımı ve gerçekten söyledikleri kadar çok gerçekten hani kötü, kurtulması zor, kuşlar yıpranıyor adı nedir? Bu sıkıntı oluyor. Size kesin bir çözüm söyleyeceğim bugün ve bunun detaylarını anlatacağım. Çok daha detaylı, hatta YouTube'da belki bu kadar detaylı bir video yoktur arkadaşlar. Çünkü insanlar bu kadar ağır vakalarla karşılaşmıyor ve böyle saçma sapan ufak tefek güçsüz ilaçlarla bunu halledebiliyorlar. Şimdi ben birçok ilaç denedim. Bazısı vırz geldi, tırs gitti öyle söyleyeyim. Çünkü gerçekten çok ağırdı. Videoları olacak. Lütfen videoyu sonuna kadar izleyin. İlk kez sizden böyle bir şey istiyorum. Videonun sonuna gün gün, günlük gibi bugün o gece videolarını çektim. Daha önce ben de görmemiştim hiç gerçekte. Videoları çekilebilecek bir düzeye gelmişler. Bir sürü böyle bir kabile gibi olmuşlar da onu söylemek istiyorum. Şimdi size anlatayım. Arkadaşlar bu muhabbet kuşlarında gözüken bit kırmızı tavuk biti diye geçiyor. Bu 3 çeşide ayrılıyor arkadaşlar. Siyahları var benim gözlemlediğim. Kırmızıları var ve beyazları var. Anladığım kadarıyla beyazlar çok tehlikeli olmuyor. Yavru gibi sanki yeni yumurtadan çıkmış gibi. Boyutları birazcık daha küçük oluyor. Ama siyahlar ve kırmızılar hakikaten patlatınca falan içinden kan çıkıyor. Yani bu bayağı büyük bir kan çıkıyor. Bayağı fazla kan çekiyor. Ve kuşların arkadaşlar hayatını mahvediyorlar. Nasıl anladığımdan da bahsedeceğim. Her şeyden bahsedeceğim. Bu konuda ilk başıma gelişi şöyle oldu. Yavrulara bilezik takmak için. Zaten ondan o bilezikleri falan söylemiştim size. Bilezik takmak için elime aldım bir tane yavruyu gece. Normalde ben gece kuşları rahatsız etmem. Ki bu çoğu üreticinin atladığı nokta. Bu yüzden geç kalınıyor. Bunu fark etti. Düzenli ilaçlama yapmıyorsanız mutlaka arada bir gece folluklara ve kafesinizin ışığını yakıp fenerle dikkatli bakın derim. Neyse ben gece kuşu elime aldım arkadaşlar. Sonra bir de ne göreyim. Yavrundan elime bir şey böyle yürüyor. Ama o kadar küçük ki hani inanamazsınız yani. Hakikaten çok küçük bir şey yürüyor yani böyle. Umursamayacaktım. Sonra tahmin ettim. Dedim aklıma gelen başıma geliyor olmasın. Yuvalığı açtım. Saat gece 2 civarlarıydı. Ben fenerle takıyordum işte. Uyanmasınlar diye. Aa bir de ne göreyim. Her yeri kıpır kıpır kaynar bir görüntü. İlk günden itibaren hani ikişer, üçer güner, dörder güner arayla böyle önemli noktaları size çektim. Zaten siz de göreceksiniz. Ben çok sıkıntılar yaşadım çünkü bununla ilgili YouTube'da gerçekten hani bir başına gelmiş bir video yok. Benim de başıma gelmeden ben video çekmiştim. Tecrübelerimi aktarabileceğim bir video olacak bu ama benim için. Bunu yaşayan çok insan yok. Bu kadar ağır boyutlarda da yaşayan çok insan yok. Bu çünkü bir yerden gelmesi gerekiyor. Ya da kendi de oluşabiliyor ama bu kadar ağır boyutlarda bir yerden gelmesi gerekiyor. Yani benim kullandığım ilaçları aldığım insanlar bana aynen hani sen 5 senelik falan bir bit mi var falan dediler. O kadar çoklardı. Şimdi size bundan bitten bahsetmek istiyorum. Bu bit muhabbet kuşu ve benzeri kanatlı hayvanlarda en çok da tavuklarda görünüyor adından belli olabileceği gibi. Ama derisi kalın. Kuş türlerinde görünmüyor. Mesela hani güvercin falan ben hiç duymadım. Yani hep soracağınız bir soru. İşte abi bit oldu bana da geçer mi benim odamda kuş? Hayır arkadaşlar ben yatağımın yerini videolarda görürsünüz zaten. Hani iki adım mesafe yok kafeslere.
Ve binlerce bit vardı. Hiçbiri bana bir şey yapmadı. Hiçbir şey başıma gelmedi. Ve veterinerler de söylüyor. Hiçbir şekilde sizden kan ememezler. Çünkü deriniz onun kalın geliyor. Onun emebileceği şeye kalın geliyor yani. Bizzat kefilim bu konuda size. Bizzat tecrübe ettim. Neden olacağını bahsedelim şimdi. Bu neden olur? Yazın sıcaklarda üretim yaparsanız özellikle ahşap ve benzeri şeylerde en çok ahşabı seviyorlar, buna hemfikiriz. Öyle bir ortam varsa, nemli, bir de temizliği falan aksatıyorsanız başınıza gelir arkadaşlar. En çok sorulan sorulardan biri de bir yerden mi gelir, kendi mi oluşur? Ben size şöyle söyleyeyim. Araştırmalarım neticesinde çok tecrübeli insanlarla görüştüm. Bu arkadaşlar benim anladığım kadarıyla yoğurt gibi bir şey. Yani böyle bunun olması için evet bir bit lazım. Ama ilk yoğurt nasıl yapıldı diye sorarlar adama. Ha demek ki kendi kendine de oluşabiliyormuş. Benim başıma gelen iki senaryodan biri yani tahmin ediyorum. Ama benim tahminim asıl ikinci senaryo olacak. İlki dediğim gibi size daha demin de bahsettiğim gibi zamanla yuvalıklarda yazında üretim yaptığım için kendi kendine oluşmuş olabilir. Ve ben de geceleri görmediğim için, gece kim niye rahatsız etsin ki kuşları, görmediğim için farkına varmayıp biraz geç kalmış olabilirim. Ama bu bana çok mantıklı gelmiyor çünkü o kadar az bir bit yoktu. Diğer senaryoya gelecek olursak arkadaşlar, benim aldığım PVC kafes ikinci elde ve onun üstünde daha önce böyle bir şey olmuş olabilir ve ondan kalan yumurtalar hani yeterince ilaçlanmadıysa bu şekilde tekrar çoğalmış olabilirler yani. Bununla ilgili ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Kafes falan alırken bunu iyice bir yıkayıp ilaçlamanız gerekiyor. Ben yapmadım. Ben sadece dezenfekte ettim. İlaçlamadım kesinlikle, açık bir şekilde söyleyeyim. Nasıl farkına vardığımı zaten size anlattım. Şimdi bunun belirtileri neler? Hani zaten bir söyledim. Bunlar, bu bitler gündüz kesinlikle gözükmüyorlar arkadaşlar. Bunu hani aklınıza bir sokun. Ben gündüz görmedim falan. Bunlar gündüz kesinlikle hiçbir yerde yoklar. Belki tünekleri falan söküp kırarsanız aralarında falan benim gördüğüm oldu da hani anlamanız çok zor. Ama şöyle bir iki saat ışıkları kapatın geceleyin. Zifiri karanlık olsun. Sonra birden bir fener tutun kafesin içine. Arkadaşlar hani gerçekten varsa her yerdeler. Bundan emin olabilirsiniz. Ama kafesten dışarı çıktıklarını görmedim. Bana bir zararı açısından onu da söyleyebilirim. Sonra bir diğer belirtisi de şu an hala devam etmekte olan bir şey. Kuşları çok zayıf düşürüyorlar arkadaşlar. Hani bayağı zayıf. Kuşları da göstereceğim. Çok iyi durumda değiller. Hatta bir an üretimi bırakmayı düşündüm. Ama bırakmadım. Hani çoğu insan bu yüzden üretimi bırakıyor. Ben dedim yani kendime yakıştıramadım. Kuşları zayıf düşürdükleri için arkadaşlar aşırı bir yem tüketimi oluyor. Size şöyle söyleyeyim. Günde akıllı yemliğin alt haznesi 2 kere doluyor. Sonuna kadar doluyor. Yem yiyebilecekleri bir yer kalmıyor. Hani bu buradan anlayabilirsiniz. Kilo kaybediyorlar. Kuruma gibi kemikte hafif bir sivrilme oluyor ama kuruma değil. Yavru ölümleri oluyor. Geceleri hayvanlarda çığlık, huysuzluk tarzı belirtiler var. Hepsi var yani. Zaten benim 9 yavrum vardı. En küçük olanı bu aptallıklar sayesinde kaybettim. Ama şimdi geri kalanlar iyiler. Gayet de büyüdüler. Şimdi size gelelim. Nasıl bir tedavi izledim? Neleri denedim, neler olmadı? İlaçların şurada görmüş olduğunuz bütün ilaçların değil de birçoğunun yapımcılarıyla, sahipleriyle, firma sahipleriyle görüştüm. Öncelikle benim ilk kullandığım ilaçtan bahsetmek istiyorum. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar şu ilaç LCS3 toz. Daha önce de videosunu çekmiştim. Bu ilacın bir özelliği var. Bu ilaç Virkon S ile aynı firma tarafından yapılıyor ve firmanın sahibi, kendisiyle tanıştım, Volkan abi. Zaten o bu işi bitirmeme yardımcı oldu diyebilirim. LCS3 tozun sahibi aynı zamanda. Kendisiyle LCS3 toz hakkında da konuşma fırsatı oldu. Yakaladım. Direkt birinci ağızdan size bu toz hakkında öğrendiklerimden bahsedeceğim. Öncelikle arkadaşlar bu toz gerçekten etkili bir toz. Tamam.
Ama bu bir daha çok hani bitleri öldürmek öldürüyor, evet öldürüyor da hemen öldürmüyor arkadaşlar. Çünkü bu bitleri tedavi ederken ya doğallıktan feragat edeceksiniz ki bu kimyasal kuşlara çok zararlı. Onu da yaşadım, ondan da bahsedeceğim. Ya da bitleri öldüremeyeceksiniz arkadaşlar. Hani bu uzun bir süreç alacak. Ki gerçekten çok zor ölen hayvanlar. Yakmak vesaire tarzı çok ağır kimyasallar gerekiyor. Şimdi Volkan abiler profan firması olarak şöyle bir ilaç yapmışlar. Kendisinin söylediği kadarıyla. Bu toz, şöyle göstereyim. Bu toz, beyaz toz, doğal bir toz arkadaşlar. Tamamen doğada bulunan bir toz. O yüzden hani doğada olan bir şey, kimyasal olmadığı için bunu her yerde kullanabiliyorsunuz. Yavruların üstüne bile serptim. Hiçbir sıkıntı yaşamadım. Bu bitlerin kabuğunda, bitler üstünden geçince bir çizik oluşturuyor. Kitin kabuğu, kitin tabakasında. Ve bit bir süre sonra o çizikten dolayı hayatını kaybediyor, ölüyor. Bu yüzden de bu hemen bir süreç olmuyor. Bir süre sonra oluyor. Ama o bit o sırada yumurta da bırakabiliyor. Ki bu bitler zaten baş belası olmasının sebebi yumurta. Hani günde benim hatırladığım kadarıyla 200 ile 600 yani yüzlerce yumurta bırakıyor arkadaşlar. Bir bit, bir dişi bit yüzlerce yumurta bırakıyor. Bu demek oluyor ki çok hızlı çığ gibi büyüyor demek. Bu ilaç da doğal olduğu için buna yetişemiyor açıkçası. Ve LCS3 hakkında çok sorulan birkaç soru vardı. Ben forumlarda falan görmüştüm. İşte gözü kör eder mi? Kuşa gelse bir şey olur mu? Arkadaşlar hiçbir şey olmuyor. Ben bizzat denedim. Kesinlikle ama kesinlikle her yerine sürdüm kuşların, hiçbir şey yaşamadım arkadaşlar. Yavru, et yavrularım bile üstüne döktüm. Hani son çare, zaten bitler öldürecekti. Bitler öldürmesin bari, en azından toz falan, yani tozla falan uğraşayım dedim. O yüzden bir zararı yok. Ama çok ağır bit vakalarında yeterli gelmiyor. O yüzden bu ilaç bence önlem amaçlı kullanılabilir. Ya da az, çok güçlü olmayan bit vakalarında. Şimdi şöyle göstereyim. Bunlar videonun sonunda gece çekimlerimde göreceğiniz Urfa'dan gelen ilaçlar dedim, ilaçlar. Bu arkadaşlar gene ben ilk başlarda yavrulara hiçbir zararı olmasın diye uğraşıyordum. Ama yavru öldükten sonra kafam attı tabii birazcık. Ben de dedim ki madem yavrular ölecek bari bu işi kökten çözelim. Ama ölmedi. Bu ilaçta yavrulara bir zararı olmadığı söyleniyor ama çok ağır bir tiner kokusu var. Şöyle üstündeki yazanları göstereyim. Çok ağır bir tiner kokusu var. Ben bunu Urfa'da bir tane ilaç, kuş ilaçları satan bir yerden aldım. Facebook üzerinden bir tanıdığım kefil oldu kendisine. Hani güvendiğini söyledi. Aldım arkadaşlar. Çok ağır tiner kokuyor. Ama yavruların üstüne falan püskürttüm. Bunda da bir sıkıntı yaşamadım. Bununla fısfıs yardımıyla üstünde yazıyor. Tüm kafesi fısfıslamam gerekiyordu. Tüm kafesi evet fısfısladım. Öteki damlayla da kuşların ensesine bir damla, yavruların değil, tünek aralarına ve bitlerin çok bulunabileceği yuva yapacakları yerlere bir damla koymam gerekiyordu. Şimdi burada bir sıkıntı başlıyor. Ben bunu hayaletin ensesine damlattığımda hayaletin ensesinin kel kaldı arkadaşlar. Aynı şekilde diğer birkaç kuşumun da ensesi kel kaldı. Bu biraz zararlı olduğunu düşünüyorum. Ama yapacak bir şey yok. Kullandım. Hani artık da ne yapabilirim ki? Adı nedir? Sonra bu ilacın içinde de ben zehir olduğunu düşünüyorum. Spermetin diye bir zehir var. Bitleri öldüren zehrin etken maddesi bu arkadaşlar. Bir bit ilacı alacaksanız içinde spermetin olup olmamasına özen göstermenizi tavsiye ederim. Eğer alacağınız ilacın içinde spermetin varsa bu bitler için etkili. Evet ama bu ilaç kuşlara da çok ağır zararlar. Hatta insanlara bile zarar veriyor. Öldürebilebilir yani. Öyle söyleyeyim. Dediğim gibi kuşların ensesine niye damlatıyoruz derseniz köpeklerde falan da bu şekilde. Kuşlar çünkü arkadaşlar oralarını yalayamıyorlar. Köpekler de oralarını yalayamıyorlar. Zehirli olduğu için yalarlarsa büyük ihtimal cörtingen olurlar. O yüzden ensesine damlatılıyor ama dediğim gibi kana karışıyor. Wilmectin diye bir damla var. Büyük ihtimal onun gibi çalıştığını düşünüyorum. Wilmectin piyasadaki en iyi şey bit ilaçlarından biridir. Ben bulamadım. Veterinerler de yokmuş. Kimi de zaten kullanma dedi. Ağır falan dedi de. Wilmectin'in çalıştığını duydum. O da şu şekilde çalışıyor. Ensesine damlatıyorsunuz. Kuşun kanını zehirliyor ama kuşa zararlı olan bir zehir değil bu.
Yiyen bit ölüyor, yiyen bit ölüyor, yiyen bit ölüyor. Kanı emdikten sonra ölüyorlar. Böyle güzel bir çalışma prensibi var. Her yeri ilaçlayamazsınız ama o bitler mecbur o kanı emecekler arkadaşlar. Ne kadar dayanıklı hayvanlar olursa olsunlar kanı emecekler yani. Bildiğiniz yemeğine zehir katıyorsunuz. Bu da büyük ihtimal o tarz bir ilaç. Ama dediğim gibi kuşlarımı kel bıraktı. Şimdi geçelim diğer ilacımıza. Arkadaşlar ben artık kafayı yemek üzereyken her yerden ilaç arıyorum. Ziraat firmalarını falan arıyorum. Ziraat mühendisi bir arkadaşım. Kendisi de büyük ihtimal videomu izliyordur, sağ olsun. Bana bir yer buldu. Ziraat ilaçları satan. Adamın yaklaşık 500 küsür tavuğu varmış. Bu tavuklarda gerçekten benim gibi bir sorun olduğunu söyledi. Ve bu ilaç sayesinde çözülmüş. Bu da toz. Ama bunun içinde galiba az buçuk bir kimyasal var. Çok ağır olmasa da. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Böyle döküyorsunuz. Tuzluk gibi ucu zaten. Bir tozu döküyorsunuz. Ve etkisi olduğu söyleniyor. Ki ben LCS3'ün sahibi, aynı Profarm'ın sahibi olan Volkan abiyle konuşana kadar dedi ki üstünde nem ve koku giderici altlık diye mi yazıyordu dedi. Evet dedim. Niye bit ilacı yazmıyor tarzı bir şey dedi sence dedi. Bilemedim ki abi falan dedim. Dedi ki ruhsat alamıyorlar zehirli madde olduğu için dedi. Bu yüzden altlık olarak piyasaya sürüyorlar dedi. Bit ilaçlarının canlılara zarar vermemesi gerekiyor tarzı bir şey söyledi. Onu kuşlara, yavrulara özellikle sakın dökme dedi. Ha, ben de almış bulundum. Bunu ne yapabilirim? Bitlerin çok yuva yaptığı bir yer var arkadaşlar. Ben hiç sonradan fark ettim birazcık onu. Biraz o yüzden de geç kaldık. Kafesin en üstü arkadaşlar. Kafesin en üstündeki çatlakların aralarına, yani kafes parçalarının, PVC'lerin arasına aşırı bir şekilde yuva yapıyorlar. Her yer yumurtaydı, öyle söyleyeyim. Yani oralara falan dökmeyi düşünüyorum açıkçası. Şeyi söylemeyi unuttum arkadaşlar. Veya ben bu ilacı kullanmadım. Şunlara gelirsek, bunu atladığımı fark ettim. Bu ilaçtan sonuç aldım mı? Evet arkadaşlar, gerçekten azalttı. Tamam eyvallah da. Bunu arkadaşlar bitin üstüne sıkınca bit ölmüyor. Hani ben öyle bir etkisi olsun istiyorum. Bit ölmüyor arkadaşlar. Bitin üstüne sıkıyorum. Yürümeye devam ediyor. Ertesi gün tekrar. Ben bu ilacı yaklaşık bir haftadan daha uzun süre kullandım. 10 gün her gün fıs fıs yaptım. Aldığım beyefendi bana sadece bir gün fıs fıs yapsam öteki günler yapmama gerek kalmayacağını söyledi ama ona rağmen işe yaramadı. Bu altlığı zaten kullanmadığımı söyledim arkadaşlar ama toz ilaçlar piyasada çok meşhur. Şimdi gelelim arkadaşlar, bu ne? Bu ilaç arkadaşlar bir gerçekten bit ilacı, yani hakikaten kuşlarla bir alakası yok. Bunu da bana Volkan abi önerdi. Volkan abi içindeki etken maddelerden bakarak kendisi ziraat mühendisi. Bu ilacı kullanmam gerektiğini söyledi. Su bazlı ama etkili bir zehir. Kuşları uzak tutmam gerektiğini falan söyledi. Zaten üstünde falan canlılar hakkında falan filan bir şeyler yazıyor. Kuşları kafese koydum. Kutuya koydum. Ayrı ayrı her çifti. Yavruları da ayrı bir kutuya koydum. Dün gece ilaçladım arkadaşlar. Ama gördüğüm manzara ilk kez çok tatmin ediciydi. O yüzden zaten bu videoyu çekiyorum. Hani bir şeyler hallolmadan size video çekmek istemedim açıkçası. Şöyle söyleyeyim. Nasıl oldu derseniz. Her gece yuvalı açtığımda bir 20 tane falan böyle bir bit çetesi falan görüyordum. Dün ne fark oldu derseniz, dünkü ilaçlamada gene o 20 biti gördüğümde üstlerine bir fıs sıktığım an sadece 2 tanesi yürüyebiliyordu. En çok yavruların oldu. Bütün yavruları bu arada aynı yuvaya koydum. Çekoslovakları, şeyleri falan. Neden derseniz bitlerin tek bir noktada yoğunlaşmasını, orayı korumanın daha kolay olacağını düşündüm açıkçası. Bir de alttaki çiftimiz zaten malum çok yorgundu. Onları ben dinlendiriyorum. Şu an ayrı duruyorlar. Ve direkt ani etkisi olduğunu görünce bu ilacın hoşuma gitti açıkçası. İlaç 400 mililitre falan. Gene hunharca sıkıp her yeri ilaçladım arkadaşlar. En çok bakın şu aralarda oldular. Oraları falan ilaçladım. Hani dün gece yavrular ilk kez çığlık atmadan uyudular arkadaşlar. Bu da benim hoşuma gitti. İlacın bir zararını da gördüm. Ondan da bahsedeceğim. Ama önce size bir nereleri ilaçlamanız gerektiğinden bahsedeyim.
bitleri en çok nerelerde gördüm? Arkadaşlar bilmem görüyor musunuz? Şöyle odaklayalım. Şu siyah siyah noktalar bit yumurtası. Aa hala duruyor mu diyeceksiniz. Arkadaşlar ben oralara Japon yapıştırıcısı sıktım. Onlar da onun altında bal mumuna girmiş. Arı gibi kaldılar. Milyonlarca yıl sonra artık bir arkeolog bulur onları. Sonra arkadaşlar şu aralar komple. Bunlardan ilginç bir şekilde şuradan da geçiş olduğunu fark ettim arkadaşlar. Kafesin içinden oraya geçiliyormuş. Onu fark ettim. Bu aralar aynı şekilde. Şu plastik parçaların içi, bu yeşil şey ilaçlar arkadaşlar. Siyah siyah gördüğünüz noktalar, bakın şunlar. Bit yumurtası. Ama öldüler. Floresanın arası. Nerede ara var orada arkadaşlar. Hani her türlü şey. PVC bu arada bit tutmaz falan diyen arkadaşlara sesleniyorum. PVC gayet de bit tutuyor. Hani çatır çutur bit tutuyor hem de. Arkadaşlar tünek araları. Tünekleri attım, yenilerini taktım. Folukları da atmak isterdim de öyle bir şansım yok zaten, daha önce söyledim. Bunlar çıkmıyor buradan. Çok sağlam yapışmışlar. Geceleri folukların üstünde falan cirit atıyor bu bitler. Sonra arkadaşlar akıllı yemliklerin şu sürgüsü var ya. Şöyle göstereyim. Bu sürgünün rayında bol miktarda bulabilirsiniz. Aşırı bir şekilde bit oluyor. Başka daha nerede oluyorlar? Yuvalıkların, şöyle bir yuvalık göstereyim örnek. Şu köşelerde komple kapaklarının raylarında komple bit oluyor arkadaşlar. Ahşaba bayılıyorlar. Ahşaba bayılıyorlar yani. Bu arada kuşu hemen öldürmüyorlar ama çok geriye götürüyorlar. Buralarda bit oluyor arkadaşlar. Dünkü ilacın zayiatı bu arkadaş oldu arkadaşlar. Kendisi ilaçladık. Yarım saat bekledik ama ona rağmen söylendiği gibi bekledim. Gözünü tüneye değdirdi büyük ihtimal. Ve şimdi böyle kaşınıp kaşınıp duruyor. Gözünü kaşıyor. Gözüne ilaç sürmeye başladım. Teramisin merhem. Ama gözünü şu an böyle biraz kapalı tutuyor. Onunla ilgili de birilerine danışacağım. Teramisin kullanıyorum. Umarım iyi olur. Benim tecrübelerim böyleydi arkadaşlar. Hani neler yapmanız, neler yapmamanız gerektiği hakkında. Çok yalan yanlış bilgi var. Sirkeli su falan çok komik arkadaşlar. Hani sirkeli su gerçekten de böyle bir muhabbet var yani. Hani kuş, çok bilgili kuşlar bile sirkeli su sık geçer falan dediğini duydum. Hani gülesim geliyor yani. Hani şu kadar ilacı ben de gerizekalıyım, para verdim. Sirkeli su falan komik yani. Defne yaprağı. Defne yaprağını denedim. Bit defne yaprağının üstünde geziyordu. Hani bu da böyle bir tecrübem olsun. Bakın ensesinde kellik var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Gözükmüyor ama. Dediğim gibi kimyasaldan uzak durabildiğiniz kadar durun arkadaşlar. Şöyle odaklayın. Şurada bir boşluk gözüküyor. Bu şekilde arkadaşlar benim tecrübelerim. Bu videonun sonuna da o gecelerde neler yaşadım, neleri nasıl kullandım, bitlerin canlı canlı videosunu çektim. Hepsini sizinle paylaşacağım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya like atarsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Arkadaşlar dün gece bit gördüm. Her yere LCS3 tozu bıraktım. Şurada göstereyim yuvalığın yanları. Başta o içerideki yeşil şeyler defne yaprağı. Onun da etkili olduğunu duydum. Baştan sona şöyle bir göstereyim size. Şura köşelere kadar her yere fırçayla tozu sürdüm. Her yere. Şu işlere kadar. Geceyi bekliyorum arkadaşlar. Gece de
acaba Folluk'ta bitler cirit atacak mı? Kötü bir video biliyorum. Ama biraz uzun olacak. Ve bittiğinde gelmiş geçmiş size en detaylı bit videosunu sunacağım. Buralara kadar her yeri ilaçladık. Köşeleri. Sadece şu an LCS3 toz kullanma aşamasındayım. Yavrulara zararı olmayan bir bit ilacı sipariş verdim. O da yakında gelecek. Bugün kargo evrildi. Bugün günlerden cumartesi bu arada. Bu olayı ben çarşamba günü falan fark ettim. İşte 2 günde bu hale geldi. Nazara geldik arkadaşlar. Böyle kısa kısa size çekiyorum. Tünek aralara özellikle çok deli yuva yapıyorlar. Oraları falan ilaçladım. Şöyle beyaz beyaz toz görüyorsunuzdur. Vallahi ahşap plastik fark etmiyor. Ta şu tüneklerin başlangıç yerlerine kadar yuva yapmışlar. Şuraları ilaçladım arkadaşlar. PVC'nin aralarını. Burada da böyle nokta nokta şeyler var. Yumurta mı bilmiyorum da bunlar ne? İnşallah bunlar yumurta değildir. Şimdilik tozla idare ediyoruz. Yazın üretim yapınca da böyle oluyor. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi korkunç boyutlara ulaştı. Bugün Urfa'daki ilaçların geldiği gün ilk kez kullandım. Kuşları üzerlerine size daha detaylı bahsederim. Gördüğünüz gibi hayaletin üstünde kan var. Umarım durum iyiye gider. Kaşınmaları gerektiğini söylediler. De bu kadar olacağını düşünmüyordum. Kaşıya kaşıya kendini parçaladı hayvan. Umarım iyiye gider. Gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Herkese merhaba. Bugün Urfa'dan gelen ilacı kullanmamın ikinci günü. Gördüğünüz gibi yumurtalar burada. Ama dikkatimi çeken zaten Urfa'dan kullandığım ilacın olduğu akşamı gördüyseniz ciddi bir sayıda azalma var şimdilik. Yani gene çok. Gene çok. Çünkü daha önce ben böyle bir video falan da görmedim yani. Hani keşke benim başıma gelmeseydi diyeceğim de kimsenin başına gelmesin. Yine çok. Her yerde varlar. Ama bugün şöyle göstereyim. İlacın öldürdüğüne dair kanıt. Şu 3 taneyi görüyorsunuzdur. Tam şu an orta noktada. Az önce canlılardı. İlacı üstlerine sıktım. Görür görmez. Etkili, çok felaket etkili. Toz gibi değil. Şöyle bir durumdan da bahsedeyim. Gördüğünüz gibi hayaletin arka taraf kanamış komple. Onun sebebini anlatacağım size videoda detaylı olarak. Şöyle tünek aralarını falan göstereyim size. Böyle gün gün günlük gibi çekiyorum. Evet varlar. Ama maşallahı var ilacımızın. Bir 500 mililitre sıktım kafese. İlk gün biraz bokunu çıkartmışım. Aldım. Beyefendi öyle söyledi. Biraz fazla sıkmışsın dedi. Keşke o kadar yapmasaydım. Ben kuşları sırılsıklam ettim yani, öyle söyleyeyim. Ama siz de benim yerimde olsanız, şöyle göstereyim. Siz de benim yerimde olsanız aynısını yapardınız. Böyle çekiyorum arkadaşlar gün gün. Şuralarda da hep yumurta var bak. Şöyle içeriden tutayım. Evet. Yumurta var. Ve hiç hoşuma gitmiyor. Şöyle evet, net görüyorsunuz. İnşallah halledeceğiz. İlaçtan şimdilik ikinci günü memnunum. Bir sıkıntısı yok. Evet. Şöyle yavruları da göstereyim. Yuvalığımızın içi tavan gene dolu. Yuvalığı çok abartamadım. Şey olur diye. Tavan yine dolu ama yavrularımızdan kayıp daha hiç yok. Çok şükür. İşte biraz biyaklıyorlar. Rahatsız olduklarının farkındayım ama yapacağımız pek bir şey yok açıkçası.
Bu şekilde. Herkese merhaba. Bugün ilacın 3. günü. Evet, yine tek tük. En fazla, hatta tek tük demek az olur. Görmeme rağmen eskisiyle kıyaslanamayacak kadar az ve küçükler. Çok küçük şeyler. Eskisi kadar kocaman kocaman değiller. Kullanmaya devam edeceğim. Gelişmeleri de size aktaracağım arkadaşlar. Gün gün. Şöyle göstereyim. Tüm yavruları, 9 yavruydu, birini kaybettik. En küçük olanını aynı yuvaya topladım. Yuvada evet gene bir fazlalık var ama eskisiyle kıyaslanamaz. Umarım daha da iyi olur her geçen gün. Bu şekilde. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yaklaşık, hatta tam olarak Urfa'dan gelen ilacın ilk haftası. Urfa'dan ilacı aldığım bey bana 3 günde falan kesin yok olurlar falan demişti de, benim bayağı çok olduğu için ilacın içine çamaşır sodası katmamı söyledi. Ben de dinledim kendisini, çamaşır sodası kattım. Hani akşamında gene tek tük falan gördüm. Ya bir bitmediniz yani, hani öyle söyleyeyim. Hani yoksa çok ciddi bir şey yok. Dedim hani ilacı da artık çok kullanmayayım. Doğal olan bir ilaç var. Bu LCS toz. Ben ilk başlarda çok etkisini görememiştim. Bugün her zaman alışveriş yaptığım Hobby Pet ile görüştüm. Kendisi beni Profarm, yani LCS ve Virkon ilaçlarının sahibi olan firmanın sahibiyle tanıştırdılar. Kendisi de çok sağ olsun yardımcı oldu bana. LCS'nin şu şekilde çalıştığını söyledi. Yani tozu serpiyorsun. Hemen geçer geçmez ölmüyor. Bu canlıların kabuğunda bir delik oluşturuyormuş anladığım kadarıyla. Fiziksel olarak bir parçalanma yaratıyormuş. Ama hani hemen çok ani bir sonuç vermiyor doğal olduğu için. Bunun en büyük sebebinin doğal olması olduğunu söyledi. Bu doğada bulunan bir toprakmış. O yüzden hani çok ağır vakalarda kullanılmıyormuş. Ben ağır bir vakaydım. Şimdi hani ne durumdayım bilmiyorum. Geceyi bekliyorum. Şu an saat yaklaşık 8.30 civarı. Hava kararalı birkaç saat oldu. Şöyle göstereyim. Yine tek tük bitlerimiz var. LCS'leri her yere serdim yine şöyle. Her yere. Özellikle ben burayı ilk zamanlar çok atlamışım arkadaşlar. Burada çok kolonizasyon oluşturmuş bu canlılar. Her yere serptim. Şuralara falan pompası var, bunu sıktım. Aynı zamanda hiç doğal olduğu için hiçbir zararı olmadığını söyledi. Ben de bastım. Geçtim, bastım, geçtim. Ama ağır vakalara yetişemeyen bir ilaçmış. Bundan da bahsetti. Bunun için zehir kullanmam gerektiğini söyledi. Bu da kuşlara zararı olabilir. Kuşlar arkadaşlar kilo kaybetti bu süreçte. Yem tüketimleri çok arttı ama kilo alamıyorlar. Çünkü bitler tarafından emiliyorlar düzenli olarak. Tünekleri değiştirdim. Belki fark etmişsinizdir. Araları bit dolmuş. Gerçekten çok hani... Bir an, ilk kez bir an üretimi bıraksam mı diye düşündüğüm zamanlardan biri. Ama sırf şu eşek kuşum hayaletin hatırına bırakmıyorum. Yaklaşık fark edeli bu zımbırtıları 10 gün falan oldu. Şöyle pompayla duvarlara kadar sıktım. Geçerlerse büyük ihtimal sonrasında ödüller. Ben bunu böyle bir nüfus kontrolü amacıyla kullanıyorum şu an. Asıl amacım, kullanacağım şeyi, bir zehir siparişi vereceğim. Onu da etkili olursa sizden bahsederim. Bu zamana kadar kullandığım bütün ilaçlar etkili oldu. Sirkeli su hariç. Sirkeli suyu zaten etkili olacağını düşünmüyordum. Çünkü öyle bir şey olsa millet salak mı yani, gidip bu kadar para versin. Sirkeli su dediğim gibi etkili olmadı.
Ama hiçbir ilaç da tam anlamıyla böyle kökünü kazımadı ki. Zaten Profarm'ın sahibi olan abi de bana aynısını söyledi. Böyle bir şey hiç yokmuş daha yani. Yeryüzünde yokmuş. Her zaman ama onlar doğal olanı yapmaya çalıştıklarını söylediler. Ben de çok takdir ediyorum tabii, bu çok mantıklı bir şey. Ama artık canım sıkılıyor. Gidin. Aptal bitler, gidin. Sizi istemiyorum. Büyük ihtimal şöyle bakın, bir tane yakaladık. Şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bu nasıl bir şey? Gördünüz mü? İçinden kan. Çıkan kan. İğrenç. İçinden çıkan kan. Bu şekilde. Türkiye'deki en uzun. Bakın burada daha önce öldürdüğüm var. Bunları ben gördükçe paramparça çatara patara eziyorum. Bugün daha saat çok ilerlemediği için çok yoklar. Yavrularımızdan bahsedeyim. Yavrularımız 10 gün oldu bu zımbırtı baş göstereli. Yavrularımız arasında bir tane kayıp var arkadaşlar. Onun dışında hepsi iyi gibi. İnşallah, şimdi büyük konuşmak istemiyorum. Ama hepsi iyi gibi şimdilik. Bir sıkıntı gözükmüyor. İnşallah da bir sıkıntı olmaz arkadaşlar. Ne zaman şom ağzımızı açsak bir sıkıntı oluyor. Bugün de bu kadar. Arkadaşlar merhaba. Zehrimiz bu. Bitlerde kullandığımız. Şöyle bir göstereyim. Her yere sıktım. Köşe bucak, şöyle ıslaklığı görebiliyorsunuzdur. Her yere sıktım arkadaşlar. Özellikle tüneklerin araları olsun, başları olsun, hepsine şey yaptım. Sonunda güzel bir etki görmek beni mutlu etti. Nereden gördün derseniz, sıkar sıkmaz bakın zımba oldu. Çoğu bit. 2.80 yayıldılar. Şunların hepsi bitti. Ama hala ölmeyenler falan var ya. Kaçıp gidenler falan. Onlar da ölür herhalde. Sonuçta öldüğünü birilerinin gördük. Şöyle bakın tekrar. Bugün ilk zaferimizi elde ettik arkadaşlar. Sizin için birçok ilaç deniyorum. Eğer bu da olmazsa direkt en ağır ağır, hani böyle bir hafta falan kafesi kullanamayacağım bir şekilde bir zehre geçeceğim. O şekilde devam edeceğiz. Umarım her şey yoluna girer arkadaşlar. Kafesi boşalttım. Kuşları da şu şekilde. Yavrular burada. Büyükler de şöyle kutuların içinde çift çift. Ayrı, yalnız zehir beni bile rahatsız etti kokusu. Havalandırmaya dikkat edin. Ben kapı açtım gördüğünüz gibi. Bu şekilde tekrar göstereyim. Etkisi olup olmadığını bir dahaki videoda bahsedeceğim. Teşekkürler.